Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 50 soru üzerinden edebiyatın bütün konularını tekrar etmeyi planlıyoruz arkadaşlar. Sınav öncesi, AYT öncesi, baştan sona bütün konular 50 tane soruyla arkadaşlar soru üzerinden tekrarını yapacağız. Başlıyorum ilk sorularımdan. Birincisi arkadaşlar şiir bilgisiyle ilgili gelmiş bir sorudur. 11 hece ölçüsüyle yazılmıştır diyor. Dörtlüğümü inceliyorum. Ünlüleri sayıyorduk hatırlarsanız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Doğrudur, redif vardır diyor arkadaşlar. Diğerlerini de saymanız lazım. Tabii ben sadece ilk mısrayı saydım ama diğerlerini de saymanız lazım arkadaşlar. Redif vardır diyor. Baktığımız zaman doymak, saymak, şu kısımdan kök dışında kalan şu ekler ve şuradaki ben kelimeleri rediftir. Dolayısıyla doğrudur. Tam uyak kullanılmıştır diyor. Doymak ve saymakta arkadaşlar sadece Y sesleri yani bir ses benzediği için tam uyak değil, yarım uyak olmalıydı. Dolayısıyla cevap Ceyhan olur. Zaten birinci ve üçüncü de arkadaşlar yani şu ikilide bir ve üçüncü mısralarda burada herhangi bir uyak ya da redif yoktur. Koşma türünün özellikleri taşımaktadır. 11 hece ölçüsüyle yapıldığı için, yazıldığı için doğrudur arkadaşlar. Benzetme sanatına yer verilmiştir. Noktadır benlerin dediği için şurada da benzetme sanatı vardır diyoruz arkadaşlarım. İkinci sorumuz aşağıdakilerin hangisinde verilen dizelerde uyak kafiye kullanılmamıştır diyor gençler. Bakıyorum hemen. Karanfilin al, dal arkadaşlarım. Şu ına kısımları görevleri aynı olduğu için kök dışındaki bu ifadelere biz redif diyoruz. Al ve dal kelimelerindeki al kelimeleri de yani ilk al diye çizdiğimiz kısımlarda iki ses benzediği için tam uyak olur. Bunda uyak vardır. Kullanılmamıştır dediği için dikkat edelim. Sel, yel yine buradaki yel ve selde L sesleri bu kök dışında kalanlar şu kısımlar rediftir arkadaşlar. L'ler yarım uyak hatta el kelimeleri tam uyak olmuş olur burada da arkadaşlarım. Devam ediyorum. O gün gelsin şöyle bir yarış olsun da gör. Barış olsun da gör, olsun da gör, olsun da gör kısımları bizim rediflerimizdir. Sonra yarış ve barış kelimelerindeki arış kısımları zengin uyaktır. Dolayısıyla bunda da vardır. Uyandırdım şiir yaptım sözcükleri, savaştan kalbime kurşun yaptım sözcükleri. Yine yaptım sözcükleri, yaptım sözcükleri. Burası redif gençler. Şiir ve kurşunla benzeyen ses var mı? Şiir ve kurşunla benzeyen ses olmadığı için bunda uyak yok. Redif vardır diyoruz arkadaşlarım. Öğüt ve söğüt zaten diğeri öğüt kelimesi, söğüt kelimesinin içerisinde. Buna tunç uyak hatta zengin uyak da diyorduk. Bir kelime diğer kelimenin içerisinde olursa arkadaşlarım. Devam ediyorum. Üçüncü sorumuz yine şiir bilgisiyle ilgili. Konuyu tekrar etme açısından bakıyorum. Bir bireyi kurumu yer mi amacıyla yazılan arkadaşlar ve nefi ile örneklendiren bu soru. Bakın 2012 yılı arkadaşlar çıkmış sorusudur. Toplumun aksayan yönlerini burada bahsetmiş. Satirik şiirdir. Eğer bunun divan edebiyatındaki ismini sorarsalar hiciv. Eğer bunun halk edebiyatındaki ismini sorarsalar o zaman da taşlama olur gençler. Aklınızda bulunsun. Didaktik, öğretici, pastoral, çoban, kır hayatı, epik, kahramanlık, lirik, aşk konularını anlatan şiirlerdi. Bu dörtlükte aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi yoktur? Bakın bu kısma dikkat edin. Yoktur diyor. Salındı bahçeye girdi, çiçekleri senema durdu. Mor menekşe boynum vurdu, gül utandı hicabından. Çiçeklerin senema durmasında kişileştirme var mı? Var. Kişileştirmenin olduğu yerde kapalı istihare var mıydı? Vardı. O zaman demek ki istihare var arkadaşlarım. Gül utandı hicabından da Hüsnü Talil var mı arkadaşlarım? Burada da Hüsnü Talil'e yer verilmiştir. Teşhis arkadaşlar bizim teşbih, benzetme, teşhis kişileştirmeydi. Zaten kişileştirmemiz burada da vardı. Tenasüp, uygunluk, birbiriyle bağlantılı kelimeler. Bahçe, çiçek, menekşe gibi ifadelerde tenasüp de kullanılmıştır arkadaşlarım. Ona da yer verilmiştir. Telmih, hatırlatma demekti. Herhangi bir hatırlatma yapılmamıştır arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız telmih olur. Bu da edebi sanatlarla ilgili bir soruydu. Devam ediyorum sorularıma. Bu parçanın nazım şekli nedir? Şiir şeklini soruyor bize. Alper Tunga öldü mü arkadaşlar? Bu bir biliyorsunuz İslamiyet'ten önceki
Sagu örneğiydi. Bunun divan edebiyatındaki ismi Mersiye'ydi. Halk edebiyatındaki ismi Ağıt idi. Ölülerin arkasından söylenen şiirler arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisi ilk İslami eserlerden değildir diyor. Kutadgu Birlik oradaydı. Divan-ı Lügati, Türk, Divan-ı Hikmet. Bunlar arkadaşlar dört tane temel eserimiz vardı hatırlarsanız. Mecalis-ün Nefais, Alişir Nevai'nin divan edebiyatının etkisiyle yazmış olduğu eseriydi. Dolayısıyla bu orada değildi gençler. Devam ediyorum sonuma. Hangileri tümüyle halk edebiyatı ürünlerinin adıdır arkadaşlar? Bakın halk edebiyatı demiş. Dikkat ediyorum sonuma. Burada şarkı divan edebiyatında, tuyu divan edebiyatında gitti bunlar o yüzden. Mesnevi divan edebiyatında Mersiye yine gitti arkadaşlarım bakın. Destanmani Rubai gitti burada divan edebiyatında, şarkı yine divan edebiyatında. Şarkı divan edebiyatındaydı, rubai divan edebiyatındaydı. Yine o yüzden gitti bunlar. Koçaklama, bizim koşmanın arkadaşlar çeşitleriydi. Koçaklama, güzelleme, ağıt, taşlama biliyorsunuz. Dolayısıyla aşık edebiyatı biçimiydi. Bu arkadaşlar anonim, 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 yine anonim olarak arkadaşlar halk edebiyatının ürünleridir bunların hepsi. Bu parçada söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir diyor. Eser verilmişse bakmanız gereken ilk şey eserdir. Risalet-ün Nusiye'yi vermişler. Dolayısıyla Risalet-ün Nusiye eşittir nasihatler kitabı demekti. Yunus Emre idi gençler. Sadece hece kullanan sanatçılar hangisinde doğru verilmiştir? Açık edebiyatında sadece hece kullananlar vardı arkadaşlar. Dadaloğlu sadece hece gevheri. Arkadaşlar aklınızda bulunsun, not alın. Oğlu olanlar sadece hece kullanmıştır. Sonu i ile bitenler hem hece hem aruz kullanmıştır diyoruz. Zaten soru da buradan gider arkadaşlar. Aşık Ömer burada sonu i ile bitmiyor. Yine Erzurumlu Emrah sonu i ile bitmiyor. Bayburtlu Zihni'ninki i ile bitiyor yelki. Onlar da arkadaşlar ünlü aruzculardır. Aruz kullanmıştı bu dönemdeki sanatçılar. Burada arkadaşlar Köroğlu, Karacaoğlan, Dadaloğlu sadece heceyle yazmış. Aruz kullanmamıştır diyoruz. Aşağıdakilerden hangisinde tekke ve tasavvuf edebiyatı şairleri bir arada verilmiştir diyor arkadaşlar. Tekke ve tasavvuf demiş dikkat. Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli, Kaygısız Aptal, Pir Sultan Aptal direkt olarak Adana olur. Diğerlerinde Mevlana Şeyhi'den dolayı elenir. Gevheri aşık edebiyatında da arkadaşlar o yüzden elenir. Şeyh Galip Divan Edebiyatı, Mevlana Divan Edebiyatı, Gevheri yine dediğim gibi aşık edebiyatı arkadaşlar. Seyrani bu da aşık edebiyatı, Şeyhi Divan Edebiyatı. O yüzden cevabımız Adana olmuş olur. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır diyor arkadaşlarım. Türk Edebiyatı'ndan ilk şairleri tezkir eden Alişir Nevai'nin 15. yılın sonlarına doğru Çağatay Türksel'e yazdığı Mecalis'in Nefes. Evet, ilk şairler tezkiresi. Garip Name'de Bükmesin için yatanan Aşık Paşa. Evet, Garip Name arkadaşlar Aşık Paşa doğrudur. Divan sahibi olan Ahmedi'nin en iyi bilinen eserinden biri de İskender Name Ahmedi doğrudur arkadaşlar. Şeyhinin başlıca edebi eserleri Hüsrev Şirin, Divan ve Harun Name'dir. Doğrudur arkadaşlarım. Gülşehir'in Çenkname Ahmedi dainin de arkadaşlar. Dolayısıyla bu yanlıştır. Gülşehir'in ki hatırlarsanız Mantı Kuttayır'dı arkadaşlar. Gülşehir'in ki Mantı Kuttayır'dı. Devam ediyorum. Aşağıdaki terimlerin hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir? Övgü arkadaşlarım kasidedir. 5-15 beyt arasında olan gazeldir arkadaşlarım. Aruz vezni kısa kaplı değişik konularda yazılan her beyt kendi içinde kafiyeli, uzun. Bu anlatılanlar mesnevidir arkadaşlar. Aruz'un iki eşit parça bölünebilen kalıplarıyla iki eşit parça bölünen derse musammattır, muhammes beşli demekti arkadaşlar. Dolayısıyla muhammes yoktur diyoruz. Devam ediyorum. Yukarıdaki numaralı cümleyle birlikte verilen sanatçı adlarından hangi ikisi yer değiştirirse bilgi yanlışlığı giderilmiş olur arkadaşlar. Bilgi yanlışlığı gider mi? Hicivleriyle ünlü Nefi, evet, örgüde, övgüde ve yergide sınır tanımıyordu. Hayriye Hayrabat Nabi'nin ünlenmesini Hüsnü Aşk Şeyh Galip'tir. Doğru.
Süslü neslin en güzel örneklerinden Tazarruname Sinan Paşa'nındı. Keşfücünün arkadaşlar dolayısıyla Katip Çelebi buraya, Sinan Paşa buraya gelmesi gerekiyordu. Şu iki tanesi yanlıştır. Dolayısıyla cevabımız Edirne olmuş olur. Aşağıdaki sanatların hangisi birlikte verilen nazım biçiminde yazılmış yapıtıyla ünlenmemiştir arkadaşlarım? Dikkat edin. Fuzuli'nin gazelleri, Nedim'in şarkıları, Baki Mesnevi, gençler dikkat. Bunlar bana ne diyen sanatçılardı. Baki, Nedim, Nefi. Mesnevi yazmayan sanatçılardır. Bana ne diye kodlamıştık. Dolayısıyla arkadaşlarım Baki'nin Mesnevisi yoktur diyoruz. Devam ediyorum. Yine bir tür eşleştirmesinden bahsediyor. Yukarıda gelen hangileri aynı yazınsal türe ait yapıtlardır diyor arkadaşlarım. Baktığımız zaman burada arkadaşlarım Mecalesün Nefais, Teskilet-i Şuara bize aynı tür dediği şeyler arkadaşlar. Hangileri işte biyografi yani tezkiredir, gezi yazısıdır bunları sormuş arkadaşlarım bize. Dolayısıyla 1, 3 ve 4 arkadaşlarım aynı türde yani biyografi yani tezkire olarak yazılmış türlerdir. Sefaretname bu arkadaşlar sefaretnamede 28 Çelebi Mehmet tarafından yazılmıştı. Makalatta da yine düz yazı şeklinde idi. Herhangi bir biyografi özelliği yoktur. Aşağıdaki yapıların hangisi yukarıda bilinen sanatçılardan birine ait değildir? Eşleştirme yap diyor. Nefi Siham'ı Kazı arkadaşlar. Şıklardan eşleştirme. Mantıkut Tahir Gülşehri arkadaşlar. Şeyh Galip'in Hüsnü Aşk arkadaşlarım. Hemen şöyle eşleştirelim. Fuzuli Şikayetname. Dolayısıyla dışarıda kalan Hayriye, Hayrabat bunlar Nabi'nin eserleridir. Ama Nabi yukarıda yoktur. Dolayısıyla da cevabımız Ceyhan olmuş olur arkadaşlar. Bu dizeler aşağıdaki nazım şekillerinden hangisiyle yazılmış olabilir diyor. Hemen bakıyorum. 1. Muhammed Beşli'ydi, elendi. Bu beyit şeklinde yazıldığı için bir defa. Şarkı dörtlük, rubayı dörtlük. Bak 3 tane kafadan gitti. Gazel ve mesnevi kaldı. Peki nasıl bulacağım? Arkadaşlarım şurası A, şurası A. Sonra şurası bakın dikkat edin. B, A. Eğer bu bir mesnevi olsaydı A, A, B, B şeklinde olurdu. Dolayısıyla mesnevi değildir. Bu bir gazel örneğidir arkadaşlarım. Bu parçada özellikleri bilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir? Akımlarla ilgili bir soru gençler. Şair okura gerçekleri değil izlenimlerini duyurmaya çalışmıştır diyor arkadaşlar. Anlam belirgin olmalı. Okur sezindikleriyle kendisinin anlamları çıkarmalıdır. Sözcüklerin anlamlarından çok ahenkleri oluşturacakları müzikalite bakın arkadaşlar vermeye başladı bize. Çağrışımlar daha sonra kırmızı ve sarı renkli kişiler yani arkadaşlar bize üzüntü hatırlarsanız sembolizm imgelerle anlatılırdı. Daha çok insanı hüzünlendiren arkadaşlar anlar anlatılırdı. Müzik önemliydi. Sözden ziyade müziğe yakın olmalıydı diyordu hatta. Dolayısıyla sembolizm cevabımızdı arkadaşlar. Parnasizm şiirde gerçekçilik realizmin şiire uygulanmış haliydi. Klasizm bizim arkadaşlar kuralcılık veya arkadaşlar akıl mantık sağduyu dediğimiz şeydi. Kübizm resimde gelişen bir akımdı. Romantizm duygu ve hayalleri akıl ve mantığın önüne çıkartan akımdı gençler. Bu dizelerde dile getirilen düşünce aşağıdaki edebi akımların hangisi ile ilişkilendirebilir arkadaşlar diye söylemiş. Dizelerde hayır hayal ile yoktur benim alışverişim. İnan ki ne demişsem görüp de söylemişim. Hayal ile yoktur dediğine göre bu romantizme tepki gerçekleri anlattım görüp de söylediğine göre de gerçekti demektir. Dolayısıyla realizm akımı arkadaşlar Mehmet Akif Ersoy da zaten realist temsilcilerden biriydi. Dolayısıyla cevabımız Bursa olmuş oldu. Eğer sürrealizm olsa bilinç rüya arkadaşlar unutmayın. Biraz daha bilinçaltını öne çıkarttılar hatta sorularda dikkat edin. Aşağıdakilerin hangisinde belirtilen özellikle birlikte verildiği akımla ilgili değildir diyor arkadaşlar. Gözlem ve belgeler, gözlem ve belge realizm doğrudur. Konuya değil onun işleniş biçimine önem verme.
Yanlıştır. Çünkü romantizm toplum için sanat. Bizim Ahmet Mithat Efendi'den aklınıza gelsin. Adam olayların akışını bile kesip orada okuyucuya bilgi veriyordu. Dolayısıyla arkadaşlarım konu burada önemlidir diyoruz. Sembolizm anlam açıklığında değil, kapalılık doğru. İmgeler simgeler hatta kullanırlar. Sanat doğanın kopyası olmalıdır, doğrudur. Hatta size determinizm anlayışını kullanabilirler. Deney kelimesini görürseniz naturalisttir yine arkadaşlar. Bilinçaltı derse zaten sürrealizmdi. Aklımlarda tekrar etmiş oldum. Devam ediyorum sorularıma. Tanzimat dönemiyle ilgili arkadaşlar, burada Tanzimat ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diyor. Makale, fıkra, deneme gibi batıdan alınmış yazı türleri bu dönemde gazeteler aracılığıyla edebiyatımıza girmiştir. Doğrudur. Yeni Nazım Şekilleri birlikte divan edebiyatı Nazım Şekilleri de kullanılmıştır. Doğrudur. Ahmet Münir Şemsettin Sami bu dönemin romancılarındandır. Doğrudur. Vatan, millet, hak, adalet, hürriyet. Evet. Bu dönemde çıkan resmi gazete demiş. Tercüman-ı bizim ilk özel gazetemizdi. Dolayısıyla bu ikisi de özel gazetedir. Resmi kelimesi yanlış oldu arkadaşlarım. Bu parçada verilen bilgilere göre boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi getirilebilir diyor gençler. Tanzimat ilk kuşağını oluşturan Şinasi, Ziyapaşa. Burada arkadaşlar birinci dönemin sanatçılarını vermiş. Sonra ilk kuşaktan sonra ikinci kuşak. Bir de ikinci dönem sanatçılarını istemiş bizden. Tevfik Fikret Servet-i Fünun'daydı. Halis Ziya Servet-i Fünun'daydı. Yine arkadaşlar Mehmet Demir, Rıza Tevfik bunlar Milli Edebiyat döneminde bayağı bağımsız sanatçısı var burada. Mehmet Akif Ersoy bağımsızdır arkadaşlar. Recaizade, Mahmut Ekrem, Abdullah Kamil Sanatçı. Dolayısıyla burada cevabımız Denizli Tanzimat döneminin ikinci dönem sanatçılarını istemiş Denizli'de bunlar. Yahya Kemal zaten biliyorsunuz Milli Edebiyat döneminin bağımsız sanatçısı. Halit Edebiyat yine Milli Edebiyat, Yakup Kadri bunlar hep Milli Edebiyat dönemi sanatçıları. Hatta Fecrati'de başlayıp o döneme geçen kişilerdi arkadaşlar. Devam ediyorum. Aşağıdaki izlenen hangisinde özellikle Tanzimat dönemine özgü bir kavram yoktur? Şimdi Tanzimat dönemine özgü demek hak, adalet, hürriyet, memleket, vatan, millet gibi konular olmasını istiyor arkadaşlarım. Baktığımda Adana'da bakın memleket burada var arkadaşlar. İllet, millet burada arkadaşlar bu var. Dönersem millet burada yine bu var. Denizli'de herhangi bir şey yoktur. Hürriyet bakın. İşte bu arkadaşlar yorum kabiliyetinizle ilgili bir şey. Güzel bir soru olmuş. Şiirlerin hangisi Tanzimat döneminde yazılmamıştır demek istiyor. Birinci dönem sanatçılarındaki o hak, adalet bakın bunlar ilk kez şiirimize giren konulardır. Unutmayın Tanzimat döneminde. Yukarıdaki yapıtlardan hangileri burada batılılaşmanın yanlış anlaşılmasının yarattığı sonuç yani yanlış batılılaşmayı işlemiştir diyor. Sergüzeşt Dilberi işlemişti yanlış kölelik, cariyelik, araba sevdası Ferhat'ın beli Rakım Efendi direkt olarak 2 ve 3 arkadaşlar bizim yanlış batılılaşmayı işleyen eserlerimizdi. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdaki yapılardan hangisi getirilmelidir? Eser özeti istemiş. Size ne vermiş? Burada bakın Dilber'i vermiş. Dilber varsa bu iş artık bitmiştir. Sergüzeşt diyeceksiniz gençler. Yine bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir diyor. Köy hayatını, köy insanı ilk kez işleyen. Yine Antalya'nın Kaş ilçesini vermiş bakın. Bunlar bizim Karabibik eserimizin özellikleriydi. Karabibik eserini de Nabizade Nazım yazmıştı. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız da Ceyhan olmuş olur. Yine özellik veriyor arkadaşlar sadece batı değil milli örnekler vesaire ile ilgili. Şurada bakın köylü kızların şarkısı ipucu bir. Sonra Ateşpare, Şerare, Firuzan arkadaşlar bunları vermiş. Dolayısıyla Muallim Naci cevabımız olacak. Köylü kızların şarkısı da ilk köyü anlatan şiirimizdi. Karabibik köyü anlatan ilk romanımızdı. Bu tarz ayrımlara da dikkat edin. Şiir bir roman mı diye. Aşağıdaki verilen eserlerin ait olduğu edebi türlerin hangisinde Tanzimat'tan önceki dönemde eser verilmemiştir? Hürriyet kasidesi. Kasideler verilmişti bakın. Kaside var.
Yurttan yazılar, gezi yazısı arkadaşlar ki Seydi Ali Reis Miratül Memalik eseriyle vermiştir arkadaşlar. Dolayısıyla bunun da var. Tergibent Bağdatlı Ruhi'nindi, bu da var. Şarkı Nedim'indi, bu da var arkadaşlar. Dikkat buraya şimdi bakın. Bu Kırık Hayatlar, Halis Ziya'nın romanı. Bize Tanzimat döneminde roman, hikaye değil mi, makale, tiyatro bunlar ilk kez geliyordu. Dolayısıyla romanın arkadaşlar Tanzimat'tan önce örneği yoktur diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun dönemi sanatçıların ortak yönlerini belirleyen özelliklerden biri değildir diyor. Dil de halka doğru ilkesini benimseme direkt olarak elendi arkadaşlar. Halka doğru değil diyor ve geçiyorum. Servet-i Fünun edebiyatında oluşturan şairler arasında nokta nokta öykücü ve romancılar arasında nokta nokta adlarını sayabiliriz. Arkadaşlar Servet-i Fünun'un en ünlü şairi Tevfik Fikret, ikincisi Cenap Şahbettin, en ünlü romancısı Halit Ziya, ikincisi de Mehmet Rauf'tu. Ziya Paşa gitti, Namık Kemal bunların alakası yok. Bunlar Tanzimat dönemi sanatçılarıydı. Dolayısıyla cevabın direkt bakın Bursa'da verilmiş. Abdullah Kamil Tarhan, Tanzimat, Mehmet Emin Yurdakul, Milli Edebiyat dönemi, Mehmet Akif Ersoy, Bağımsız, Hüseyin Rami, Bağımsız. Ahmet Haşim yine arkadaşlar bizim Fecri Ati topluluğumuzun Yahya Kemal Bayatlı, Bağımsız, Halil Edip Adıvar, Milli Edebiyat dönemi, Yakup Kadri. Bunlar da arkadaşlar Milli Edebiyat döneminin sanatçıları. Dolayısıyla cevabımız Bursa olmuş olur. Bu parçada boş bırakılan yeri acıdakilerin hangisi getirilmelidir? Eser vermişse odaklanabilirsiniz. Burada bakabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada dikkat edersiniz. Şu kısımda İffet, Şıp Sevdi, Tesadüf, Şık değil mi? Mürebbiye. Bunlar arkadaşlar Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın eserleridir. Sokağı edebiyatımıza getiren sanatçıdır. Bu parçada aşağıdaki yazarlardan hangisinden söz edilmektedir diyor. Şurada dikkat edin 40 yılı vermiş. O güne kadar yazınımızda anı yazınsal değerde tür değildi diye anlatıp anılarından da 40 yılı vermiş. 40 yıl Halit Ziya Uşaklıgil'in anı tarzındaki eseridir. Kırık Hayatları vardı. O da romanıydı arkadaşlar. Yine bu da güzel bir soru olmuş. Eseri bilirseniz direkt olarak kolaylaşıyor sorunuz. Devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun Edebiyatı'nın özelliklerinden biri değildir diyor. Sone Terzerime gibi nazım biçimleri benimseme. Evet, ilk kez kullanıldı. Sone Terzerime, Triole ilk kez bu dönemde kullanıldı. Aruz vezni kullanıldı, doğrudur. Romanlarda olayların genellikle İstanbul dışında geçmesi yanlış. İstanbul dışı Milli Edebiyat dönemiyle başlıyor arkadaşlar. Bizim Milli Edebiyat'tan sonra roman hikayeler artık Anadolu'da geçmeye başlayacak. Dolayısıyla bu Servet-i Fünun için yanlış bir bilgi olmuş olur. Bu parçada yazarın biz dediği kimler olabilir diyor arkadaşlar. Burada özellikle bireyci sanat anlayışı bize Edebiyat-ı Cedid'den miras kalmıştı. Edebiyat-ı Cedid'de biliyorsunuz arkadaşlar Servet-i Fünun dönemi. Biz bunu söylemekte ortaya yeni bir görüş getirmiyorduk. Öyle ya Edebiyat-ı Cedid'cilerin özellikle Hüseyin Cahit ve Mehmet Rauf'un Doktor Rıza Tevfik'le istediği konusu üzerinde tartışmalarken burada TRT'de bilinircesine güzellik görecelidir, güzellik görecelidir deyişlerinin bizim, şimdi olaya geliyorum, sanat kişisel ve saygı değerdir diyor. Dolayısıyla bu ifadeyi gördüğümde Fecri Ati'dir gençler. Fecri Ati'cilerin iki tane özelliği bileceksiniz. Bir, Türk Edebiyatı'nın bildiriyle ortaya çıkan ilk topluluğudur. İki, edebiyat yani sanat şahsi ve muhteremdir ifadesini gördüğünüzde bilin ki size arkadaşlar Fecri Ati'den bahsediyorlar. Fecri Ati topluluğuna katıldı. Bu topluluğun şiirleri yazmaya devam etmiş arkadaşlar. Şiirlerin hepsinde aruz yazmış, aruzu kullanmış. Müziğe hayali önem vermiş, sembolizm özellikleri gösteriyor. Şiirlerin arkadaşlar hepsinde aruz kullanan Ahmet Haşim, özellikle Cenap Şahbettin de burada verilmiş. Ona da dikkat edin. Cenap Şahbettin de şiirlerin hepsinde kullanmış ama o Servet-i Fünun dönemi sanatçısı. Bize Fecri Ati dediği için Ahmet Haşim olacak arkadaşlarım. Hatta Cenap Şahbettin biliyorsunuz parmak hesabı, Ahmet Haşim köylü vezni diye de hece ölçüsünü küçümseyecekti. Devam ediyorum. Bu parçada boş bırakılan yeri acıdakilerin hangisi getirilmelidir diyor. Önce Fecri Ati'ye girip onun sanat anlayışına uygun şiirler yazmış olan nokta nokta isim
Daha sonra arkadaşlar yeni lisan anlayışını yazmaya başladı. Ömer Seyfettin Ziya Gökyüzü ile birlikte yeni lisanı açıklamaya çalıştı. Burada anlatıyor ama nereye geliyor bakın. Geçtiğim Yol adlı kitapta topladı diyor arkadaşlar. Ali Canip yöntemden bahsetmiş olur bu şekilde olursa. Devam ediyorum gençler. Aşağıdakilerin hangisi milli edebiyat akımını burada arkadaşlar belirleyen özelliklerden biri değildir diyor. Hemen bakıyorum. Anlatımda gerçeklikten kaçınma tam tersine gerçekçi, realisttir arkadaşlar. Hece veznini kullandılar, halk edebiyatında yer aldılar. Memleket hayatını yansıtma, dilde sadeleşmeye gitme doğrudur. Gerçeklikten kaçınma yanlıştır. Hatta gerçeğin ta kendisini anlatmaya çalıştılar. Yine eser özeti şeklinde bir soru burada arkadaşlar. Bu paragrafta söz edilen yazar ve eseri aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir diyor. Burada özellikle sizden şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Bakın İlkin Soytarı'nın kızı, kız Tevfik. Bunları görürseniz bilin ki arkadaşlar Sinekli Bakkal'dan. Zaten Peregrini'yi vesaire verirse, Rabia'yı verirse, Emine'yi verirse arkadaşlar onlar da daha kolaylaştırmış olur. Ama ilk ismi Soytarı'nın kızı olan yine kız Tevfik burada Karagözü Ortaoyun'dan bağlantı kurmasının sebebi de kız Tevfik Zenne yani kadın kılığına girmiş erkek rolünü üstlenen biriydi. O yüzden lakabı da kız Tevfik olarak kalmış arkadaşlarım. Burada da bu özelliklerden bize Sinekli Bakkal verilmiştir diyoruz. Bu parçada söz edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diyor. Yazarın ilk romanıdır gerçekçi bir eser. Üç ayrı kuşak arasındaki çatışmadan bahsediyor. Bakın dikkat edin. Dolayısıyla üç ayrı kuşağın çatışması Kiralık Konak eserimizde vardı. Hatta arkadaşlar Naim Efendi, Seniha, Hakkı Celis, Sermet Bey gibi isimler vardı bu eserimizde. Yalnızca olaya yaslan, bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki yazarlardan hangisi getirilmelidir diyor. Dikkat edin. Yalnızca olaya yaslanan, devam ediyor ipucu vermeye. Mopassant tarzı dediğimiz türün öncüsü en ünlü ismi arkadaşlar Ömer Seyfettin olur. Eğer Çehov tarzı deseydi Sait Faik Abasıyanık veya Memdu Şevket Esendal olurdu arkadaşlar. Aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diyor. Yakup Kadri Karaosmanoğlu Okunucu'ndan, Erenlerin Bağı'ndan, Mensur Şiir Örnekleridir doğrudur. Refik Halit Karay Sürgün arkadaşlar Yakup Kadri'ninki bir sürgün. Refik Halit Karay'ınki sürgün unutmayın. Ömer Seyfettin Pembenceli Kaftan doğrudur. Halil Edip Adıvar Acımak, Reşat Nuri Güntekin'in arkadaşlar dolayısıyla yanlış olmuş oldu. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırayla arkadaşlar sırasıyla getirilmelidir diyor. Baktığımda Türkiye Edebiyatı'nın en iyi romanlarından olan Nokta Nokta kitap olarak basılır. İstanbul'a olan derin sevgisini yansıttığı bu romanda Mümtaz, Nuran arkadaşlar Doğu Batı bu tarz ifadeler benim huzur olduğunu bilmem için yeterli arkadaşlar. Zaten karakterler, kahramanlar burada verilmiş. Dikkat edin buna da arkadaşlar. Hangisinde bir bilgi yanlışı vardır diyor. Bilge Karasu Yeni Yalan Zamanlarda büyük ölçüde kadın sorunlarını somutlayıcı bir biçimde anlatmıştır diyor arkadaşlar. Yeni Yalan Zamanlar Bilge Karasu'nun değil İnci Aral'ındır arkadaşlar. Dolayısıyla direkt olarak Adana yanlış olmuş oldu. Bilge Karasu işte Klaus diyebilirdi, Gece diyebilirdi arkadaşlarım. Diğer kısımlarda doğru olmuş olur. Siz bunlara yine bakın okuyun arkadaşlar. Hem de tekrar etmiş olursunuz. Aşağıdaki yazarlardan hangisinin yapıtlarında fantastik gerçekçiliğe ait ögeler ağır basar diyor arkadaşlar. Burada özellikle Nazlı Eray'ın fantastik gerçekçiliğin öncü isimlerinden biri olduğunu bilin arkadaşlar. Ah Bayım Ah, Kız Öpme Kuyruğu, Pasifik Günleri, Ay Falcısı gibi eserlerinde de özellikle bu fantastik gerçeklik kavramları öne çıkmıştır arkadaşlarım.
Devam ediyorum. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor gençler. Çok sesli bir ölüm eser vermiş çözülme. Çok sesli bir ölüm gördüğüm Rasim Özdenören'dir arkadaşlar. Dolayısıyla direkt burs olmuş olur. Bu cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirmelidir? Destan ve mitlerde görülen insanların bir kahraman oluşturma eğilimi çağdaş bir tiyatro eserine uygulanışı. Arkadaşlar Keşanlı Ali Destanı Türk Edebiyatı'nın ilk epik tiyatro örneğidir. Dolayısıyla da direkt olarak destansı vesaire demesi de arkadaşlar yine onu anlatıyor. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdaki eserden hangisi getirilmelidir diyor. Eser içeriği sorulmuş arkadaşlar. Almanya'da kazandığı paradan vesaire bahsediyor. Hatta bayram ismini de verseymiş arkadaşlar daha güzel olurmuş. Fikrimin İnce Gülü arkadaşlarım. Bu yukarıda verilen Adalet Oğulu'nun Almanya'ya gidip orada hem bir Mercedes arkadaşlar arabaya olan aşkı sonra ülkesine dönmesi vesaire bunu anlattığı bayramın hayatını anlattığı eseri Fikrimin İnce Gülü'ydü arkadaşlarım. Bu parça içeriği ve üslubu dikkate alındığında aşağıdaki yazılan hangisi tarafından yazılmış olamaz. Dikkat. 7 yıl oluyor bey. Köyü köylüsüne sattı. Bakın arkadaşlar parayı cebine kattı gitti. Karataşköy 1. Bu eserde toplumcu gerçekçilik vardır. Nereden anladım? Çünkü köy, kasaba, kır kesim anlatılıyorsa, kırsal kesim anlatılıyorsa bu toplumcu gerçekçilikti. Yöresel ağızlara yer verir arkadaşlar. Kasabalar, köyler anlatılırsa unutmayın toplumcu gerçekçiliktir. Baktığım zaman Fakir Baykurt arkadaşlar biliyorsunuz İlhan'dan Öcü vesaire önemli bir köy romanları yazmış isimdir arkadaşlar. Talip Apaydın yine Sarı Traktör'le önemli bir isimdir. Mahmut Makal arkadaşlar yine aynı şekilde köy ile ilgili yazan önemli isimlerdendir. Yaşar Kemal yine arkadaşlar toplumcu gerçekçilerdendir. Peyami Safa bireyin iç dünyasını anlatan isimlerden de dolayısıyla Peyami Safa olamaz arkadaşlarım. Aşağıdakilerin hangisi bu parçada takma isimleri belirten sanatçılardan biri değildir diyor arkadaşlarım. Hemen eşleştirelim. Masalcı Baba dediği Eflatun Cem Güney'dir arkadaşlar. Bayrak Şairi dediği Arif Nihat Asya'dır arkadaşlarım. Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabahatlı Bodrum'un eski ismini almıştı. Destan Şairi dediği bizim arkadaşlar biliyorsunuz daha şeylerde özellikle Fazıl Hüsnü Dağlarca olarak arkadaşlar karşımıza çıkar. Destan Şairi'dir. Çakır'ın Destanı, Üç Şehitler Destanı vesaire eserleriyle bilinir. Evler Şairi dediği de arkadaşlarım Behçet Necati Gil. Evler diyebilir, sınıf diyebilir arkadaşlarım. Behçet Necati Gil, Faruk Nafiz Çamlı Bey. Çamlı Bey 10. Yıl Marşı'nı yazmış. Deli Ozan Çamdeviren mahlaslarıyla bilinen bir isimdi. Ona ait bir bilgi yoktur. Turgut Uyar, Orhan Veli, Attila İlhan, Orhan Seyfi Orhan. Hangi şiir topluluğunun temsilcisine yer verilmemiştir diyor arkadaşlar. Turgut Uyar ikinci yenicilerdendi. Ece Süt İç diye kodlamıştık. Orhan Veli birinci yeni yani garip akımı o mu diye kodlamıştık. Attila İlhan mavicilerden de arkadaşlar. Dolayısıyla bu da mavicilere gelecekti. Fohey diye veya Hey Of diye kodladığımız beş hececilerden de Orhan Seyfi Orhan'ı almış arkadaşlar. O da beş hececilerdendir. Yedi meşalecilerden kimse yoktur arkadaşlar. Böylece 50 soruyu bitirmiş. Kısaca konularda bir tekrar etmiş olduk arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Şimdiden sınavınızda başarılar diliyorum. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.